İslam ahlakı nedir? İslam ahlakı şudur. İlim, amel, ihlas. Şimdi İslam ahlakı ilk önce bir ilim. Neden ilim? Çünkü ilim olmadan bilinmiyor. Yani ilim, şimdi namaz ilmini bilmeden onu idrak edip, yani onu yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü ilk önce bilmen lazım. Namaz olduğunu bilmen lazım. İman ettin, onu zaten başta söyledik. İman ettin, şehadet getirdin, Allah'ı ve Resulünü kabul ettin, meleklerini kabul ettin, kitaplarını kabul ettin, peygamberlerini kabul ettin, ahiret günü gibi bir gün olduğunu kabul ettin. Sonra kaza ve kaderin, hayır ve şerrin, her şeyin Allah'tan olduğunu kabul ettin. Sonra geldin, İslam'ın şartına geldin, tak namaz dedin. Aha bak, namaz bilmek bir ilimdir, ilim. Yani bildin, doğru mu? Onu öğrenmeye başlıyorsun, idrak ediyorsun, namaz kılıyorsun, bak ne oluyor? Salih amel oluyor işte. İlimle başlıyor. Sonra amele geçiyor. Amelde ne yapıyorsun? İşlemeye başlıyorsun. Namazı kılmaya başlıyorsun. İlim, amel, o ameli ne yapıyorsun? Namazı bildin, sonra kılmaya başladın, amel işlemeye başlıyorsun, sonra ihlaslandırıyorsun onu. Yani o namazı tadili erkanı, yani her zerresini düzgün yaparak kılmaya başlıyorsun. Yani ihlasa dönüyorsun. Bu şekilde. Bunu hayatımızın her yerinde alabilir miyiz? Alabiliriz. Eğitimimizde alabiliriz, yaşantımızda alabiliriz, evladımızın eğitiminde alabiliriz. Her türlü alabileceğimiz bir alan kıymetli insanlar. Onun için siz de hayatımızda ben İslam ahlakını ne denli yaşıyorum? Bak imanla başladık, şehadet getirdik, tek tek tafsili imanı yaptık. Çünkü hepsine tafsili bir iman yaptık. Doğru mu? Ayrı ayrı. İman ettik, sonra neye geldik? İlim, amel, ihlas. Yani ilim bildik, sonra onu amel ettik, sonra ihlasla taçlandırdık ifadesini kullanıyoruz. İslam ahlakı buna deniyor.